Bu videoda korteks serebri ve Brodmann'ın haritasını inceleyeceğiz. Brodmann, korteks serebriyi 52 farklı alana ayırmıştır. Bu alanlardan bazıları hakkında ayrıntılı bilgimiz var iken, bazıları hakkında bilgimiz oldukça sınırlıdır. İşte bu korteks serebri nedir? Onu inceleyeceğiz. Sonra Brodmann'ın haritaları içerisinde ya da Brodmann'ın korteks serebri haritası içerisinde hangi alanlar vardır ve bu alanlar nerede bulunur ve bu alanların özellikleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Evet, korteks serebri esasen beyin kabuğu demektir. Bakınız, şu beynin dış tarafında yer alan bu gri cevher kısmı korteks serebridir. Korteks serebri içerisinde nöronların gövdeleri ve onların kısa uzantıları olan dendritler bulunur. Yeni doğanda 380-400 gram olan beyin ağırlığı ilk 3 yıl içinde erişkin büyüklüğüne ulaşır. Erişkinde beynin ağırlığı ortalama 1400 gramdır ve vücut ağırlığının da %2'sini oluşturur. 18-20 yaşa doğru beyin gelişimini tam olarak tamamlar, ancak yaşla beraber beyinde bir küçülme meydana gelir. Yaklaşık 75 yaşına doğru beyin ağırlığının yaklaşık %10'unu kaybeder. Korteks serebri 1940'larda boyama tekniklerinin ilerlemesiyle beyin korteksinin bugün bilineni kadarıyla hücre yapısı ve hücre tipleri belirlenmiştir. Beyin korteksi, yani şu alan, bakınız şu daha koyu olan dışarıdaki alan, yer yer değişik kalınlıktadır. Bakın şurada daha kalın, şuralarda daha ince. Bu korteks serebrinin kalınlığı 1,5 ile 4,5 milimetre arasında değişir. Ve yaklaşık olarak 2200 ile 2500 santimetre karede bir alan kapsar. Sağ elini kullananlarda sol hemisfer, ki sağ elini kullananların %90'ında sol hemisfer, sol elini kullananlarda ise sağ hemisfer dominanttır. Ki bu da %10 düzeyindedir. Hemisfer dominantlığı doğumdan sonra ilk birkaç yıl içinde şekillenmeye başlar ve 10. yaşa doğru tamamlanır. Hemisfer dominantlığı değiştirilemese de sağ veya sol hemisfere yaptırılacak hareketler değiştirilebilir. En azından kısmen değiştirilebilir. Örneğin sol elini kullanan bir kişi egzersiz yaptırılırsa veya baskı altına alınırsa sağ elini kullanmaya başlayabilir. Ama bu kişinin dominant hemisferinin sağ hemisfer olduğu gerçeğini değiştirmez. Evet, hemisferlerin kendilerine has özellikleri vardır. Sol ve sağ hemisfer karşılaştırıldığında her birinin iyi olduğu ya da daha belirgin olduğu fonksiyonlar vardır. Bunlardan önce sol hemisfer, şurada sol hemisfer, sağ hemisfer. Sol hemisfer mantıksaldır, mantıklı düşünür. Sağ hemisfer ise duygusaldır. Sol hemisfer matematiksel verilerle, daha çok matematiğin cebirsel kısmıyla ilgilenir ve dili iyi kullanır. Buna karşın sol hemisfer görsel, sanatsal konularda daha iyidir. Özellikle de matematiğin geometrik kısmıyla daha çok ilgilenir. Sol hemisfer pragmatiktir, sonuçlarla ilgilenir. Buna karşın sağ hemisfer niyete bakar, iyi niyet arar.
Yine sol hemisfer net sonuçlarla ilgilenir. Buna karşın sağ hemisfer sezgiseldir, sezgilerine güvenir. Yine sol hemisfer akademik ve bilimsel konularda başarılı iken sağ hemisfer insanı insan yapan özellikleri taşır. Örneğin duygusallık, sempati, empati, his ve şefkat gibi. Yine sol hemisfer rasyoneldir, ayrıntıcıdır, planlıdır, problemi parçalayarak çözer. Buna karşın sol hemisfer bütünseldir, yaratıcıdır, problemi bir bütün olarak algılar ve çözer. Sol hemisferde bilgi önemlidir. Bilgiyle hareket edilir. Kontrol son derece önemlidir. Dil ile düşünme vardır. Buna karşın sağ hemisfer anlayarak anlamayı daha çok ister. Bilgiden ziyade risk alır ve görseldir. Özellikle gördüğü yüzü tanıma konusunda, gördüğü çevreyi tekrar gördüğünde tanıma konusunda daha başarılıdır. Sol hemisfer analiz yapmayı sever. Buna karşın sağ hemisfer daha çok hayal kurar. Yine sol hemisfer hesaplamada iyidir. Şarkı sözlerini daha çok öğrenir ve gerçeklik odaklıdır. Buna karşın sağ hemisfer şarkının melodisini öğrenir ve fantezi odaklıdır. Korteks serebri beyin hemisferlerinin dış yüzünü örter. Buna beyin kabuğu da denir. Alanı daha önce de ifade ettiğim gibi 0.25 metrekare, kalınlığı 1 ile 5 milimetre arasında değişir ve beynin içerisinde yaklaşık 100 milyar nöron bulunur. Ve her bir nöronda 1000 ile 10 bin arasında sinaps yapar. Bu da beyinde yaklaşık 100 trilyon sinapsin olduğunu bize gösterir. Filogenetik olarak korteks serebri iki kısma ayrılır. Bir alokorteks, diğeri ise neokorteks. Alokorteks heterojenik korteks olarak da bilinir. Bu iki kısımdan metne gelmiştir. Arkikorteks ve paleokorteks. Korteks serebrinin embriyonik hayatta ilk gelişen ve en eski olan kısmı arkikortekstir. Buna arkipallium da denir. Formasyonu Bocambi ve Gyrus tendatus'tan oluşur. Paleokorteks, arkikorteksten sonra gelişen korteks serebri kısmıdır. Bu da piriform korteksten oluşur. Neokorteks ise embriyonik hayatta korteks serebrinin en son gelişen kısmıdır. Dolayısıyla korteks serebrinin en yeni kısmıdır neokorteks. Bir başka ifadeyle neopallium ya da izokorteks. Ki burası korteks serebrinin %90'ını oluşturur ve incelendiğinde, histolojik olarak incelendiğinde 6 tabakadan oluştuğu görülür. Evet, bu tabakalar dıştan içeriye doğru lamina molecularis, burada akson, dendrit ve az sayıda nöronların somaları bulunur. Lamina granularis externa, burada küçük piramit ve satellite hücreleri vardır, uydu hücreleri vardır. Lamina piramidalis externa, burada orta boy piramit ve yine satellite hücreleri bulunur. Lamina granularis externa, burada yine satellite hücreleri bulunur ancak piramit hücresi bulunmaz. Bir diğer lamina, lamina piramidalis interna, burada Betz'in dev hücreli, dev piramidal hücreleri ve az sayıda satellite hücre bulunur. Altıncı lamina gibi lamina multiformistir. Burada da değişik büyüklükte piramit hücreleri ve uydu yani satellite hücreleri bulunur. Substansiya alba, substansiya alba piramidal hücrelerin miyelinli aksonlarını ve az sayıda corpus neurale yani nöron gövdesi içerir. Burası beyaz çevredir. Şurası da substansiya grisea'dır. Substansiya grisea'nın korteks repliği oluşturan kısmı altı lamina'da meydana gelir
ve her bir laminada bulunan içeriği de burada kısaca izah etmiş olduk. Evet, değişik araştırmacı korteks serebriyi hücrelerin tiplerine, bunların dağılımlarına, miyelin laksonların seyrine göre farklı bölgelere ayırmıştır. Bunlar içerisinde Corbinian Brodmann, bu bir Alman anatomisttir. Bunun 1909 yılında yapmış olduğu korteks serebri haritası en çok kabul gören, en çok kullanımı olan bir haritadır ve biz de burada bu Corbinian Brodmann'ın haritasını inceleyeceğiz. Bu Brodmann korteks serebride bulunan hücrelerin tiplerine, bunların dağılımlarına, miyelin aksonların seyrine bakarak korteks serebriyi 52 farklı alana ayırmıştır. Bu 52 alandan 4 tanesi insanda bulunmaz ya da tanımlanmamıştır. Bu arada korteks serebrinin fonksiyonel bölgelerini tanımlamada oldukça faydalıdır. Bu haritaya, yani Brodmann'ın 1909 yılında oluşturduğu haritaya zamanla değişik eklemeler, değişik yenilikler yapılmış olsa da bu 52 alan hala daha kullanımdadır. Örneğin daha sonraki yıllarda Vogt ve onun arkadaşları miyelinin lipler arasındaki farklardan yola çıkarak bu alanları 200'e kadar çıkarmışlardır. Beyin korteksinde öyle alanlar vardır ki diğer alanların veya hemisferin tümünün yardımını almadan çalışamaz. Yine bu Brodmann haritasının en önemli özelliği yapısal fonksiyonel ilişki esasına dayanan bir haritadır bu. Alanlama şeklidir. Evet, bu alanlardan Brodmann'ın 3, bakınız önden arkaya doğru gidiyoruz. 3, 1, 2 nolu alanları. Bu alanlar gyrus, burada gördüğünüz gibi postcentralis üzerinde bulunur. Bu üçlü alan primer somatik duyu korteksini veya da birincil dokunsal alanı oluşturur. Bu alanlarda dokunma, ağrı, ısı ve proprioceptif duyuları şuura ulaşır. Yani algılanır. En iyi çalışılan alanlardan biridir. Ama bu Brodmann'ın 3, 1, 2 nolu alanları genel somatik afferent duyularla ilgili impulsların algılandığı, şuura ulaştığı yerdir burası. Ancak genel viseral afferentler için korteks serebride böyle bir bölge gelişmemiştir. Dolayısıyla biz genel viseral afferentleri, yani spazm, gerginlik, açlık, tokluk gibi viseral duyuların yerini net olarak söyleyemeyiz. Evet, Brodmann'ın bir diğer alanı, Brodmann'ın 4 nolu alanı. Bakınız şurası, hemen şurası. Bu gyrus precentralis üzerinde bulunur. Hemen şura. Bakınız gyrus precentralis üzerinde bulunur. Burası primer motor korteksi oluşturur. Bir başka ifadeyle burası birincil motor alanı oluşturur. Bu bölge incelendiğinde buranın beceri gerektiren istemli hareketlerin başlatıldığı yer olduğunu görürüz. Evet, bu bölge Brodmann'ın 4 nolu alanı. Brodmann'ın 5 nolu alanı, bakınız hemen şurası, hemen şu bölge Brodmann'ın 5 nolu alanı sulcus postcentralis'in üst kısmının arkasında yer alır. Ama genellikle bu oluğun üst ucu, bakınız şu oluğun sulcus postcentralis'in üst ucu ile de bağlantı halinde bulunur. Brodmann'ın 7 nolu alanı, bakınız şurayla beraber lobulus parietalisi oluşturur.
Bu bölge, bu alan beynimize gelen dokunmaya ait birçok veriyi birbirine bağlayarak dokunmayla ilgili bilincimizin oluştuğu yerdir. Bu yüzden bu alan beynin dokunsal ilişkilendirme alanı olarak da bilinir. Brodmann'ın altın oğlu alanı. Brodmann'ın altın oğlu alanı hemen şurası. Bakınız hemen arkadaşlar şurası. Burası da gyrus frontalis medius'te hemen bakın primer motor korteksin yani Brodmann'ın dört nolu sahasının hemen ön tarafında bulunur. Bu altı nolu sahanın üst bir başka deyişle medial bölümü yani şurası suplementer yardımcı motor alan iken bu alanın lateral yani alt bölümü premotor alanı oluşturur. Premotor alan yani şu bölge kompleks koordineli hareketleri planlar yani yürütür. Şu üstteki medial bölüm bu suplementer ek ya da sekonder motor alan ise ardışık hareketlerin yapılmasını sağlar. Örneğin düzenli yürümeyi sağlar, kontrol eder. Bütün insani davranış ve reflekslerin belirlenmesinde, gelişmesinde ve kontrolünde bu bölge önemlidir. Bu bölge aynı zamanda hareketlerimizin planlanmasında, soyut düşünce yetimizde de görev aldığı düşünülmektedir bu bölgenin. Brodmann'ın 7 nolu alanı, bakınız hemen şurası Brodmann'ın 7 nolu alanı, burası 3-1-2 ve 5 nolu alanın arkasında yer alır ve Brodmann'ın 5 nolu alanı ile birlikte lobulus parietalisi oluşturur. Bu alan algısal ilişkilendirme alanı olarak da bilinir. Bu alan görsel verileri değerlendirir. Birçok görsel veriyi bir araya getirerek cisimlerin uzay zaman içerisinde yerlerini belirler. Kısaca bu alan sayesinde beyin cisimlerin birbirlerine göreceli olarak konumlarını algılar, neyin uzak, neyin yakın olduğunu fark eder, hareketlerimizi de buna göre belirler. Brodmann'ın 8 nolu sahası, bakınız hemen şurası, Brodmann'ın 8 nolu sahasıdır, hemen şurası. Buraya frontal ya da ön göz sahası da denir bu sahaya. Burası gyrus frontalis medius üzerinde hemen suplementer yardımcı motor alanın ön tarafında yer alır. Burası gözün istemli hareketlerini kontrol eder. Örneğin bir uçağı veya treni tespit etmek için etrafı taramak sırasında biz beynimizin bu bölgesini kullanırız. Bu alanın uyarılması, şu alanın uyarılması gözlerde karşı tarafa doğru konjüge bakışa neden olur. Ayrıca bu bölgeye kararsız kaldığımızda karar almamıza yardımcı olur. Kararsızlık sırasında ve karar vermeye çalışma aşamasında gözlerin hızlı bir şekilde etrafı taramasının nedeni de bu bölgenin iki işten de sorumlu olması olabilir. Brodmann'ın bakınız 9, 10, 11, 11 ve 12 nolu alanları. Bu alanlar frontal lobun ön bölümünde bulunurlar. Bunlar birlikte prefrontal alanları oluştururlar. Bunlardan 9 nolu alan yani şurası 9 nolu alan dorsolateral prefrontal alan olarak da bilinir. Burası hafızanın çalışmasında, dikkati korumada, hareketlerin planlanmasında ve organizasyonunda ve yine düzenlenmesinde görev alır. 10 numaralı alan frontopolar alan ya da prefrontal alan olarak da bilinir. Burası da bu alan olayların hafızaya anıya dönüşmesinde ve gerektiğinde bunların işleme konulması için hafızadan bulup getirme işleminde bu bölge görev alır. 11 nolu 11 ve 12 nolu
Brodmann alanları orbitofrontal alan olarak da bilinir. Bu alanlar planlama, yorumlama ve karar vermede görev alır. Evet, burada bakın, burası Brodmann'ın 9 nolu alanı, şurası 10 nolu alanı, şurası 11 nolu alanı ve Brodmann'ın 12 nolu alanı da burada görüyoruz. Brodmann'ın 13 numaralı alanı. Brodmann'ın 13 numaralı alanı hemen şurada lobus insularis'in ön tarafında bulunur. Burası viseral işlemler, organların aktiviteleri ile ilgili bölgedir. Brodmann'ın 14 ve 15 nolu alanları ise insanda bulunmazlar. Brodmann'ın 16 numaralı alanı ise burası lobus insularis'in korteksini Brodmann'ın 13 numaralı sahası ile birlikte oluşturur. Evet, buradaki bir diğer alan ise Brodmann'ın 17 nolu alanı. Bakınız şurası, iç yüzden baktığımızda şurası, dışarıdan baktığımızda şu bölge. Burası Brodmann'ın 17 numaralı alanı, primer görme ya da V1 alanıdır. Primer görme korteksidir burası. Büyük bir kısmı, bakınız, sulgus kalgarnüsün üst ve alt bölümlerinde bulunur. Makula yüzeyel korteksin arda bölümünde, yani pollus occipitalis'te hemen şu bölgede temsil edilir. Objenin göründüsünün ortaya çıktığı yerde Brodmann'ın 17 numaralı alanı. Brodmann'ın 18 nolu alanı hemen bura. Bakınız şurası. Şuralar ise Brodmann'ın 19 nolu alanı. Hemen şu bölge 19 nolu alanı. Bunlardan 18 nolu alan sekonder görme V2 alanıdır. Brodmann'ın 19 nolu alanı ise yardımcı görme alanıdır. Bu alanlar primer görme alanından aldığı görsel bilgileri işler, saklar ve gerekirse karşılaştırır. Renkli, keskin, ayrıntılı görmenin gerçekleştiği yerdir 18 ve 19 nolu Brodmann alanları. Evet, Brodmann'ın 20 numaralı alanı, bakınız hemen şurası. Brodmann'ın 20 numaralı alanı, yani şu bölge. Bakınız şöyle, veya da bu resim üzerinde şurası. Gyrus temporalis inferior üzerinde bulunur. Burası IT korteks olarak da bilinir. Burası ventral kortikal görsel işlem merkezidir. Bu bölge sayesinde ya da bu alan sayesinde cisimlerin kompleks özellikleri, küre elipsoid şekilde olup olmadığı burada temsil edilir. Yine yüzün ve numaralarının tanınmasında bu bölge görev alır. Görsel hafızanın depolandığı ve yine çağrıldığı yerdir burası. Cismin şekline ve rengine göre de tanındığı yerdir Brodmann'ın 20 numaralı alanı. Brodmann'ın 21 nolu alanı, bakınız 20 nolu alanın hemen üst tarafında gyrus temporalis medius'ta bulunur. Burası cismin şekline ve cisimleri şekillerine ve renklerine göre tanır. Bir cismin bulunduğu uzaklığı kestirmek, bilinen yüzlerin tanınması ve okurken kelimenin anlamının çıkarılması da yine bu bölge sayesinde gerçekleştirilir. Tabii bu bölgelerin hasarında ilgili fonksiyonların yapılamaması söz konusudur. Brodmann'ın 22 nolu alanı, bakınız hemen şurası. Burası da gyrus temporalis superior'un arka kısmını kapsar ve dominant hemisferde bulunur. İşitme asosiyasyon korteks alanıdır. Bu 22 nolu alan. İşitme asosiyasyon korteks alanıdır. Ve buranın
Wernigerin, burası Wernigerin duysal konuşma alanı olarak da bilinir. İşitilen ve konuşulan sözcüklerin anlaşılması ile ilgilidir bu alan. Yani şu alan. Brodmann'ın 23 nolu sahası. Hemen şurası. Burası gyrus singulus'un, hemen şu gyrus singuli onun arka tarafını kapsar. Ve 31 nolu alanla beraber, yani şu 31 Brodmann'ın 31 nolu alanıyla beraber posterior cingulate korteksi oluşturur. Bu posterior cingulate korteks insan bilincinin oluşumunda ağrı ve episodik, yani olaysal, anısal belleğin geri çağrılmasında görev alır. Bu bölge özellikle Alzheimer, otizm, depresyon, hiperaktif dikkat bozukluğu, şizofreni, anksiyete bozukluklarında etkilendiği, bu bölgenin etkilendiği gösterilmiştir. Brodmann'ın 24 nolu alanı, bakınız hemen şurası, hemen şu bölge veya da şurasında şurası, gyrus singulinin ön kısmını kapsar. Brodmann'ın 32 ve 33 numaralı alanları ile birlikte anterior cingulate korteksi oluşturur. Anterior cingulate korteks, dikkat paylaşımı, ödül beklentisi, karar verme, etik ve ahlak, dürtü kontrolü, performans izleme ve hata algılama ve duygusallık gibi bazı üst düzey işlevlerin gerçekleştiği yerdir burası. Brodmann'ın 25 nolu sahası, yani şurası, şurası veya hemen şurada gördüğümüz kısım, ama bu şu resim üzerinde şura. Burası geni corporis callosum'un alt kısmında bulunan bölgedir. Buraya subgenual bölge de denir. Ventromedial profrontal prefrontal korteksin bir parçasıdır burası. Burası risk ve korkunun işlendiği, amigdala kontrolünün yapıldığı, duygusallığın inhibe edildiği, kendi kendini kontrol etme ve karar vermenin ortaya çıktığı ve ahlakın bilişsel değerlendirilmesinin yapıldığı bölgedir bu bölge. Hemen şurası. Brodmann'ın 26 nolu sahası. Bakınız hemen şurası. Brodmann'ın 26 nolu sahası splenium corporis callosum'un arka ucunun alt kısmında bulunan bölgedir. Buraya retrosplenial alanın ectosplenial kısmı da denir. Ve ismus gyrus singuli içerisinde ve gyrus fasciolaris'in arka alt tarafında yer alır burası. Brodmann'ın 27 nolu sahası, hemen şurası. Burası piriform korteksi kapsar. Amigdala, uncus, gyrus parahippocampalis ve campalis'in anterior kısmı bu BA27'yi oluşturur. Burada bu piriform korteks ise rinensefalonun, yani koku beyninin bir parçasıdır. Koku duyusu ile ilgilidir. Evet, şuraya bakın. Şurası hemen uncus, yani şurası piriform korteks burası. Piriform korteks, şurası entorhinal korteks. Ismus gyrus singuli, gyrus parahippocampalis, bu gyrus hipokampusun etrafını saran bir gyrus'tur. Ve sulgus collateralis hemen burada. Şurası da uncus. Brodmann'ın 28 nolu sahası. Brodmann'ın 28 nolu sahası ise bakınız hemen şurada. Burası temporal lobun iç yüzünde yer alır ve ventral entorhinal korteksi oluşturur. Ve Brodmann'ın 34 nolu sahası, ki burası da dorsal entorhinal kortekstir,
Onunla beraber entorinal korteksi oluşturur. Yani Brodmann'ın 28 ve 34 nolu sahaları birlikte entorinal korteksi oluşturur. Entorinal korteks, yani şu iki alan, bellek, navigasyon ve zaman algısı ağının merkezi durumundadır. Burada entorinal korteks, hipokampus sistemi bildirimsel, yani otobiyografik, epizodik, semantik hafızanın oluşumunda, özellikle bellek oluşumunda, bellek konsolidasyonunda ve uyguda bellek optimizasyonunda önemli görev alır burası. Ya da bu iki alan. Brodmann'ın 29 nolu sahası, bakınız hemen şurası. Burası da splenium corporis callosum'un arda ucunun alt kısmında bulunan bölgedir. Brodmann'ın 30 nolu sahası ile beraber retrosplenial korteksi oluşturur. Retrosplenial korteks ise epizodik bellek, navigasyon, gelecekteki olayları hayal etme, manzara ve olayları kaydetme gibi çok çeşitli bilişsel işlevlerde görev alır. Yine retrosplenial korteks, yani şu Brodmann'ın 29 ve 30 nolu sahaları kalıcı, hareket etmeyen, çevresel noktalarla, özellikle noktalara özellikle duyarlıdır ve bunları cisimler arasındaki mesafeleri tahmin etmek için kullanır. Ve Brodmann'ın 30 nolu sahası, o da hemen şurada, splenium corporis callosum'un arka ucunun alt kısmında bulunur. BA29 ile birlikte retrosplenial korteksi oluşturur. Retrosplenial kortekse ait özellikleri de burada izah etmiştik. Brodmann'ın 31 nolu sahası. Bakınız hemen şurası. Burası Prekinius'un gyrus singuli'ye komşu olan kısmıdır. Brodmann'ın 23 nolu alanı ile beraber posterior cingulate korteksi oluşturur. Posterior cingulate korteksin Prekinius ile birlikte insan bilincinin oluşumunda ağrı ve episodik, yani olaysal, anısal belleğin geri çağrılmasında görev aldığı gösterilmiştir. Brodmann'ın 32 nolu alanı, bakınız şurası, şu bölge. Gyrus singuli'nin ön kısmına komşu olan gyrus frontalis medialis kısmını kapsar. Brodmann'ın 24 ve 33 numaralı alanları ile birlikte anterior cingulate korteksi oluşturur. Evet, bakınız şurası hemen Brodmann'ın 32 nolu alanı, 24 ve 33 nolu alanlarla birlikte daha önce görmüştük. Bu 3 alan anterior cingulate korteksi oluşturur. Anterior cingulate korteks ise dikkat paylaşımı, ödül beklentisi, karar verme, etik ve ahlak, dürtü kontrolü, yani performans izleme ve hata algılama ve duygusallık gibi bazı üst düzey işlevlerin kontrol edildiği yer olarak karşımıza çıkar. Bunu daha önce Brodmann'ın 24 nolu alanında izah etmiştik. Brodmann'ın 33 nolu alanı, bakınız hemen şurada. İnce dar bir alan. Gyrus singuli ile corpus callosum, gyrus singuli ile corpus callosum arasında yer alan pregenual alan olarak da adlandırılan bir alandır. Brodmann'ın 24 ve 32 nolu alanları ile birlikte anterior cingulate korteksi oluşturur. Bunu da görmüştük. Evet, şu bölgede. Brodmann'ın 34 nolu alanı hemen şurası. Brodmann'ın 34 nolu alanı temporal lobun iç yüzünde,
Gyrus parahipokembalis üzerinde yer alır. Ve burası da dorsal entorhinal korteksi oluşturur. Hatırlayalım. Brodmann'ın 28 nolu alanı yani ventral entorhinal korteks ile birlikte entorhinal korteksi oluşturur. Yani 28'de 34. Entorhinal korteks, bellek, navigasyon ve zaman algısının ağının merkez durumundadır. Burayı daha önce görmüştük. Yani Brodmann'ın 28 nolu sahasını anlatırken şu bölgeyi de şu entorhinal korteks hipokambus sisteminin önemini anlatmıştık. Evet, Brodmann'ın 35 ve 36 nolu sahaları hemen şurada. Bakınız, bunlar gyrus temporalis media üzerinde bulunurlar. Bu iki alan birlikte perirenal korteksi oluşturur. 35 ve 36. Perirenal korteks hem görsel algı hem de hafıza oluşumunda görev alır. Çevresel uyaranların tanınmasını ve tanımlanmasını kolaylaştırır. Yine perirenal korteks özellikle öğelerin aşinalık veya yeniliğini kodlamada öğesel, yani ögesel belleğin gelişiminde rol oynar burası. Brodmann'ın 37 nolu alanı hemen şurası, bir başka gösterişle şurası veya şura gyrus occipitot temporalis lateralis üzerinde bulunur. Buraya gyrus fusiformis de denir. Burası ventral temporal korteksin büyük bir kısmını oluşturur. Ventral temporal korteks ise tanıma ve farkında olma ile ilgili sinirsel yollarla bağlantılı olup üst düzey görme ile ilgili yapıları içerir burası. Brodmann'ın 37 nolu sahası. Şimdi Brodmann'ın 38 nolu sahasına bakalım. Yani hemen şurası bakın arkadaşlar şura. Şu bölge. Pollus temporalis üzerinde bulunur. Gyrus temporalis medius ve superior'un en ön kısmıdır burası. Burası temporopolar korteks olarak da bulunur. Ve Brodmann'ın 38 nolu alanı üst düzey semantik temsil ve sosyo-duygusal işlem merkezi olarak çalışır burası. Brodmann'ın 39 nolu alanı, bakınız hemen şurası, şurada hemen şurası, gyrus angularis üzerinde ve gyrus supramarginalis'in hemen arkasında bulunur. Bazıları tarafından Wernicke bölgesinin bir parçası olarak da kabul edilir. Bu 39 nolu alan, görsel bilgileri, yani sembolleri, harfleri, sayıları, görsel bilgilerin tanımlanması ve anlamlı hale gelmesi ancak bu bölge sayesinde meydana gelir. Yani bir başka deyişle görsel bilgileri tanınmaları ve anlamlı hale gelmeleri için Wernicke bölgesine aktarır. Bu 39 nolu alan. Konuşma dili, konuşma yani dil ile ilgili birçok işlemde bu bölge rol alır. Örneğin boyutsal yani uzaysal kavramada, bellekten alıp getirmede, dikkat ve zihin teoreminde bu bölge 39 nolu alan görev alır. Evet, burada hemen Brodmann'ın şurası 39 nolu alanı, gyrus angularis bura. Şurası Wernicke konuşma alanı. Burada konuşmanın anlama kısmı gerçekleşir. Şurası Brogan'ın konuşma alanı. Burada da konuşmanın ifade etme, yani motor kısmı gerçekleşir. Ve burası Brodmann'ın gyrus supramarginalis. Birazdan göreceğiz bunu. Burada 40 olması lazım. 40 nolu alanı. Ve şurada primer işitme korteksi hemen. Evet. Brodmann'ın 40 nolu alanı, yani şu bölge, şu bölge, burası gyrus supramarginalis'in üzerinde ve
gyrus angularis'in hemen ön tarafında yer alır. Pazları tarafından yine burası da Wernicke bölgesinin bir parçası olarak kabul edilir. Konuşma dilinin algılama ve işleme ile ilgili kısmıdır. Sağ hemisferde Brodmann'ın 40 nolu alanı diğer insanlara karşı gösterilen empatiyi kontrol etmede merkezi bir rol oynar bu bölge. Duyusal verileri yorumlayarak uzay ve uzuvların konumunun algılanmasında önemlidir burası. Diğer insanların duruşlarını ve jestlerini de algılamada, belirlemede yine burası önemli rol oynar bu bölge. Brodmann'ın 40 nolu sahası. Şimdi arkadaşlar Brodmann'ın 41, hemen bakın hemen şurası. 41 ve 42 nolu sahalarına bakalım. Bunlar gyrus temporalis superior'un üst yüzündeki gyri temporalis transversilerde. Hessel'ın transvers gyruslarında bulunurlar. Bunlar her iki hemisferde de bulunur. Bunlardan 41 nolu alan primer işitme ya da auditor cortex'tir. Buna karşın 42 nolu alan gördüğünüz gibi 41 nolu alanı çevreler ve sekonder yani yardımcı işitme auditor cortex'tir. Bu alanlar temel ve yüksek işitme dil değiştirme fonksiyonları ile ilgilidir. Yine kulaktan gelen işitsel bilgilerin zaman ve sıklığını kavramada bu alanlar önemlidir. Brodmann'ın kırgıç nolu alanı, bakınız hemen şurası. Gyrus postcentralis'in alt ucunda parietal operculum'da bulunur burası. Primer tat korteks'tir bura. Gustador korteks olarak da bilinir. Buradaki sinirlerin acı, tatlı, tuzlu ve ekşi tat stimulusları ile uyarıldığı gösterilmiştir. Brodmann'ın 44 ve 45 nolu alanları. Bakın şunlar. Burası gyrus frontalis inferior'un pars opercularis'i. Pars opercularis Brodmann'ın 44 nolu alanı ve pars triangularis Brodmann'ın 45 nolu alanı üzerinde bulunur. Brodmann'ın motor konuşma alanıdır. Ve bu genellikle dominant yani dominant hemisferde bulunur ki burası da insanların %90'ında sol hemisferdir. Bu alan yani Brodmann'ın 44 ve 45 nolu alanları gırtlak, yumuşak damak, dil, ağız ve soğunum kaslarının uyarıldığı primer motor alan bölümüne komşudur. Ve bu alanlarla olan bağlantıları ile kelimelerin şekillenmesini sağlarlar. Bu Broca'nın motor konuşma alanı arkada Wernicke'nin duyusal konuşma alanına şu fasciculus arcuatus yoluyla bağlanmıştır. Evet, Brodmann'ın 46 nolu alanı hemen şurası. Bakınız, burası da gyrus frontalis medius üzerinde bulunur. Dorsolateral prefrontal korteksin yapısına katılır. Daha çok fonksiyonel bir alandır burası. Bu bölge hafızayı kullanma, bilişsel esneklik, planlama, inhibisyon ve soyut akıl yürütme gibi motor yani yürütsel işlevlerde görev alır. Yine bu bölge motor planlama, organizasyon ve düzenlemede yer alan en yüksek kortikal alanı olarak kabul edilir. Brodmann'ın 47 nolu alanı hemen şurası. Gyrus frontalis inferior'un pars orbitalisi üzerinde bulunur. Brodmann'ın 48 nolu alanı lobus temporalis'in iç yüzünde bulunur. Burası retrospicular alan olarak da bilinir hemen şu bölge. Evet, Brodmann'ın 50
ve 51 nolu alanlara insan beyninde Brodmann tarafından tanımlanmamıştır. Brodmann'ın 52 nolu alanı ise sulcus lateralis'in, sulcus lateralis, bakınız hemen şurada, sulcus lateralis'in kıyısında bulunur. İç yüzde insula, hemen şurası, temporal lob sınırına kadar uzanır. Evet, bu şekilde korteks serebriyi ve Brodmann'ın 52 alanını görmüş olduk. Bu alanlar içerisinde bazı alanlar daha iyi çalışılmış, daha iyi anlaşılmış olduğu halde bazı alanlar çok az çalışılmış veya çok az anlaşılmıştır. Bu alanlar içerisinde hangileri özellikle bilmek gerekir diye bir soru sorulsa şöyle cevap verilebilir. Mesela bunlardan 44 ve 45 nolu alanlar önemlidir çalışmak için. 43 nolu alan önemlidir, 43 nolu. 41 ve 42 nolu alanlar önemlidir. 40 nolu alan, 39 nolu alan, bunlar yine iyi bilinen alanlardır. 37, 35, 36 nolu alanlar, 34 nolu alan, bunlar iyi çalışılmış bilinen alanlardır bunlar. Yine 32 nolu alan, 31 nolu alan, 29 nolu alan, bunlar 28 nolu alan, iyi çalışılmış, hatırlamamız gibi gereken alanlardır. Bunlardan başka peki bu 24, 32 ve 33 nolu alanlar da bir bütün halinde işlem görürler, iş görürler. Onları da bilmek önemlidir. Yine Brodmann'ın 22 nolu alanı önemlidir. Bunu da bu alanlar içerisinde çalışırken bilmemiz gerekir. Brodmann'ın 17, 18 ve 19 nolu alanları yine çok çalışılmıştır, bilinmesi gerekir. Evet, bunlardan Brodmann'ın 8 nolu alanı önemlidir. 3, 1, 2 nolu alanları, 7 nolu alanı, 6 nolu alanı, 5 nolu ve 4 nolu alanları önemlidir. Veya da şöyle bir genelleme yaparsak burada, Brodmann'ın bölgeleri içerisinde genel somatik aferent duyuların algılanması ile ilgili olan 3-1-2 nolu alanlar, yine özel duyuların, nedir özel duyular? İşte tat, koku, görme ile ilgili olanlar önemlidir. Bunları hatırlamak lazım.